Günaydın arkadaşlar. Akıllı tavşan Momo'ya halen devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle yaptık. Buradan kol çıkardık. Buradan. Şimdi ben burayı böyle yarım bıraktım. Tek parmağı kaldı. Şimdi buradan nasıl kol çıkarıldığını sizlere paylaşacağım. Kendimi yap videosu tavşanımızı sunar. Şimdi arkadaşlar buradan böyle ortalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane geçip ipimi takıyorum arkadaşlar. Şuradan. Şuradan arkadaşlar böyle ortalıyorum. Buradan takmam gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kafi geliyor. Çünkü akıllı mamanın kolları incecik. Şimdi arkadaşlar buradan bu ipimizi yedireceğiz. Böyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 buradan bir tane artırıyorum arkadaşlar 1 tekrar batıyorum 2 tekrar dönüyorum şu tarafa geçiyorum 8 9 10 11 kaç taneymiş burası şuradan sayalım zincir çekiyoruz çünkü 1 2 3 zincirin üstü 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 15 tane 15 şimdi arkadaşlar 5 buradan, 5 de buradan. Böyle. 1 2 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu tarafa geçiyoruz. Buradan zincirimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı elde ediyoruz arkadaşlar. Burada da 2 tane zincir çektim. 5 buradan bıraktım. 5 de buradan bıraktım. 2 de buradan çektim. Toplam hepsini 16 tane halk edeceğiz. 15, 16 tane. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 arkadaşlar dokuz on
11, 12, 12, 13, 13, bir tane zincirin üstündeyim arkadaşlar. 14, tam 15. Arkadaşlar, burayla burası aynı şekilde olması gerekiyor. 15, şimdi 16. 16'nın üstüne devam ediyoruz arkadaşlar. 16 tane halka edindik arkadaşlar. Akıllı tavşan mamamızın kolları uzun. Abone olursanız arkadaşlar, örneğimizi birebir söküp dikmeden yapabilirsiniz. Tavşanı başladığımdan bu yana ilmek ilmek videosunu çektim sizler için arkadaşlar. Sonuna kadar seyrederseniz sonlarında daha güzel, tabi örünce bir şeye benzediğini göreceksiniz videonun sonlarına doğru. Mutlaka izlemeniz gerekiyor, hani birebir yapmak isterseniz örneğimizi. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız, beğenmelerinizi bekliyorum. Abonemiz bedavadır. Ücretsiz yani. Arkadaşlar, 16 halkamıza devam ediyoruz. Bir tane artıracağız sadece. Tavşanımız büyüdü arkadaşlar. Ben minyatür yapmıyorum. Bayağı bir büyük yapıyorum. Aynı eşit olması şart. 15 yaparsanız 15 ile gidersiniz. 19 yaparsanız 19'la gidersiniz arkadaşlar. Şimdi 18 oldu. Ben 18 ile devam ettim galiba. Tekrar sayalım arkadaşlar. 1. Ben orayı 18 biliyorum. Dur bir dakika, sayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 arkadaşlar. 13 14 15 16 17 18. Bu da 18 arkadaşlar. Tam 18. Bu da 18. Bu da 18 arkadaşlar. Kendin yap videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün parmaklarımızı yapacağız. Tavşanımızın parmak kısımlarını yapacağız. Kolunu böyle bitirdik. Buradan bilek yaptık. Burası 18. Burası 12. Burası da 18 tekrar. Şimdi arkadaşlar buradan parmak çıkartacağız. Böyle yaptık. Buradan bu tarafa gelmeden buradan geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 2 3 4 Tavşan büyüdü arkadaşlar. Bir tane ip yapalım. İşaretimiz olsun arkadaşlar buraya. Kaç tane ilmekten parmak ördüğümüz belli olsun arkadaşlar. Şimdi burası 1. Bir, iki, iki, iki arkadaşlar, üç, üç, dört, toplam 5 arkadaşlar. 1 2 2 3 hepsi 4 tane oldu arkadaşlar. Bu baş parmağımız olsun arkadaşlar. Bu kadar.
Bunu da içeriden çekeceğiz arkadaşlar. Bir tane parmağımız. Parmağı da içeriden çektin miydi? Parmağımızın bir tanesi hazır arkadaşlar. Şimdi bu işaretimizin olduğu yerden bir tane parmak daha çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi buradan bir parmak daha elde edeceğiz. Buradan 1 2, bu tarafa geçeceğiz. 2 oradan aldık. 2 de bu taraftan alacağız. Etti 4. Biraz parmak yapması biraz zor arkadaşlar. Çünkü rahat rahat batamıyorsun. Üç. Gene 4 arkadaşlar. 4 tane halkayla bir parmak daha çıkaracağız. Çünkü hepsi 4 olması lazım ki hani biri küçük, biri kalın, biri ince olmasın diye. Şimdi buradan bir parmak daha çıktı. Bir. İki. İki. Tavşan da büyüdü, dönmüyor. Üç. Dört. İnce iplik olsa daha rahat olur da kalın olduğu için. Bir arkadaşlar. İki. Üç.
tane parmağımız daha oluştu arkadaşlar. Böyle. İki tane parmağımız oluştu arkadaşlar. Bunu buradan ipi iki parmak 3 4 5 tane yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü parmağımıza başladık. El yapımı da böylelikle öğrenmiş olduk. Bir, iki. Şimdi şuradan bir, iki. Döndürüyoruz arkadaşlar. Bir, iki, iki, üç, dört, bir. Dört tane de bu arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, dört yani. Tekrar başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Parmak da bitti arkadaşlar. Buradan bir tane daha başlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki,
2 Böyle dönüyoruz arkadaşlar. Bu iplikleri içeri tığ yardımıyla çekeceğiz tabii ki. Ben oyalanmayalım diye bu tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekil. 4 tane. Biraz dördünü yapmak biraz zorluyor insanı. Öyle arkadaşlar. Sadece tavşanımızın elinde zorluk çekiyoruz. Başka yeri çok kolay arkadaşlar. Böyle bunu burada bırakıyorum. Buradan ipimi geçiriyorum. Bunu buradan alıyorum. Daha kolay oluyor böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 kaldı arkadaşlar. Buraya bir tane daha yaptım mıydı? 5 parmağımız da tam oluyor. Buradan başladık. Bura gibi. Böyle parmaklarımız tamamlanacak arkadaşlar.